Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Ege Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yarın enflasyon rakamları gelecek saat 10'da. Evet. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyonunu açıklayacak ama onun öncesi her ay TÜİK öncesi Türkiye enflasyonu dışında İstanbul enflasyonunu da açıklıyor. Evet. İstanbul Ticaret Odası. Öyle başlayalım. Hem de bu yarınki enflasyon beklentilerinizi sormuş olurum. Şimdi İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında %13,78 artmış aylık. Yani fiyatların artışı 13,78 oranındaymış. Yıllık enflasyonda bu aylık artış 1996 yılında itibaren bu veri oluşturulmaya başlanmış. İlk defa bu seviyede çıkmış. Bir rekor. Aylık olarak enflasyon 13,8'e yaklaşmış. Yıllık enflasyonda nereden baksanız %50'yi aşmış, 51'e yaklaşmış. Bu da 2002'den bu yana en yüksek seviye. Yani son yılların, son 10-12 yılın ya da işte 96 yılından bu yana gördüğümüz en yüksek rakamlarla karşılaşıyoruz. İstanbul'da enflasyonu %51 Ocak ayında. Ulaştırma haberleşme fiyatlarında çok ciddi artış olmuş. Akaryakıt zammı bütün o ulaştırma fiyatlarını etkilemiş %26,7. Sağlıkta artış var %21,51. İlaç pahalı, kozmetik pahalı, bu kalemde onlar yer alıyor. Konut harcamalarında faturalar yüksek gelmeye başladı. En yüksek artış yine o kalemde yaşanmış. Gıdadaki artış da durmuyor, devam ediyor. İstanbul'un enflasyon olayı bu. Yani şey, üretici fiyat endeksi olarak aktardığımız toptan fiyatlara bakıldığında da yine enerji maddeleri, gıda ve inşaat malzemesinde en yüksek artış oranlarıyla karşılaştığımızı görüyoruz. Elektrik maliyeti, enerji maliyeti yüksek. Şimdi yarın da %10'a yaklaşan ve %45-50 arasına ulaşabilecek bir enflasyon bekleniyor Türkiye için. Öyle mi beklentiniz? Bu enflasyon ne zaman düşer? Ne zaman zirve yapar? Yıl sonunda %23,2 olur mu Merkez Bankası'nın dediği gibi? Evet, şimdi tabii İTO'nun açıkladığı bir öncü gösterge olarak yarınki enflasyon hakkında bize iyi bir fikir veriyor. İstanbul'la çok örtüşmüyor ama yine de bir fikir veriyor tabii. Evet, bir fikir veriyor. Yani bir de şöyle düşünelim. Geçen ay TÜİK'in açıkladığından daha düşük bir enflasyon açıklamışlardı. Geçen ay açıkladıklarında, yani Aralık ayına ait olarak. Evet, daha düşük. Yani daha düşüktü. TÜİK daha yüksek çıktı. Bazen de çok uçurum oluyor tabii. Evet, bazen çok uçurum oluyor. Dolayısıyla yani biraz böyle şey, belki bundan muhtemelen tabii siz de belirttiniz. Yani sonuçta beklenti onun aşağısında, İTO'nun açıkladığı 13'ün aşağısında bir beklenti. Yani %10 civarında bir ortalama beklenti çıkıyor. Evet, öyle. Ama aralık yüksek tabii. Yani %15 diyen de var, 14 diyen de var, 9 diyen de var. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi çok önemli bir enflasyon verisi ama bence Şubat kadar da, yani ondan sonraki Şubat'ın enflasyonu kadar bence o kadar daha bizim için ileriye ait daha az fikir verecek bir Şubat göster. Mı önemli? Bence öyle. Ben daha çok Şubat'ı ve Şubat sonrasını daha önemli görüyorum. Yıl sonuna kadar enflasyonun seyri açısından. Çünkü bu rakamlar şu anda hem hala kur şokunun etkilerini yansıtıcı olacak Ocak ayına ait doğru. olanlar. Bir de tabii bu ay önemli olarak bir tabii ki doğalgaz ve elektrik zamları tabii bunun içerisinde çok önemli bir gösterge. Ama özellikle de yine tabii ki Şubat'a gelmeden buraya bakacağımız zaman şuna bakmamız gerekiyor aslında. Siz şimdi biraz önce yansıttınız. Mesela iletişim ücretlerinde diyelim ki haberleşmede ciddi bir artış var. Şimdi bunlar, bu hizmet kalemleri aslında baktığınız zaman bunlar uzunca bir zamandan beri bu yükselen enflasyon içinde mal kalemleri kadar, yani gıda, işte dayanıklı eşya artmamıştı. Vesaire o kadar artmamıştı göreli olarak. Şimdi bunlar da girdi devreye. Birikmiş bir şey orada, hesabı oradadır. Evet, şimdi ne kadar acaba bu arayı kapatacaklar? Çünkü bunların araları bayağı açıldı aslında. Yani baktığınız zaman öbür taraf kurun etkisini hemen hemen daha da fazlasını hatta yansıttı mal fiyatlarında. Bu hizmet fiyatları o kadar artmadı, bayağı da bir geride kaldı ve araları bayağı açılmıştı. Şimdi ne kadar toparlayacak? Aslında önümüzdeki zamanda enflasyonun seyrini bence bu belirleyecek. Ya bu maliyet artışlarını biz belli kalemlerde artık daha
net görmeye başlayacağız. Yani. Çünkü maliyetle fiyat arası açıldı diyorsun. Evet, ciddi bir orada bir acaba orası da talebin seyrine bence bağlı olacak. Ne yapacağız? İnternetsiz yaşayamayacağımıza göre telefonsuz. Onlar net, evet. Tabii ki. Ama nereleri acaba bu şimdi maaş zamları da geliyor. Onların kimse birbirle konuşmuyormuş hocam. Yok, İnternette yok. Tabii o imkansız. Bu mışığında özümüze dönelim. Yok, onlar oralarda tabii ki de bir kısmı zaten artık bizim için zorunlu kalemler gibi bahsettiğiniz yani gibi. Yani evet. Bu hayatın bir gerçeği, evet, 2022 evet, evet. Dünyası. Evet. Şimdi acaba bu seyir birazcık öyle şimdi ücret zamları da devreye girdiği zaman acaba talep de ne kadar insanlar tabii ki önemli bir gelir kaybına uğradılar. Bu ücret zamlarının ben onu çok da telafi edebilecek olacağını zannetmiyorum yani, ama en azından başında belki acaba harcamalarını hemen arttıracaklar mı? Çünkü belki de enflasyonun yüksek seyredeceğini düşünerek hemen herkes mümkün olabildiği kadar elindekiyle mal almaya doğru yönelecek vesaire gibi, öyle şey alabilirse tabii. Öyle şeyler olacak mı olmayacak mı? Yani onu, o talep kısmı aslında önümüzdeki enflasyonun seyri açısından en önemli belirleyici. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı en azından herkes Mart'ın sonuna kadar falan kur cephesinde öyle bir hareketlenme beklemiyor. Bu kur korumalı mevduatların vesairenin yaratmış olduğu etki zaten oraya kadar sürecek. Dolayısıyla kur tarafından yeni bir şok gelmeyeceğine göre belirleyici olan aslında bakılacak olursa. Kurdan bir şok beklemiyorsunuz. Ben yani Mart'a kadar zaten orada bir hareketlenmeyi, orada bir görmüyorum. O yurt dışından çok ters bir hareket olması. Yeni bir maliyet yaratmaz ama birikmiş bir maliyeti var bunun. İşte onu yayıyor, onu zaten. Yayıyor yavaş yavaş. Acaba yaydı mı tamamen? Ve esas herhalde mesele Mayıs-Haziran kritik olacak enflasyonun seyri açısından. O zamana kadar da bunu göreceğiz. Yükselişi. Esas orada şimdi acaba dediğim gibi bu hizmetlerdeki yükselme, yani o mal fiyatlarını yakalama seyri aslında oraya kadar enflasyonun ne kadar ivmeleneceğini bize gösterecek. Yani şunu görebilirsek çok iyi. Şubat ayında hiç olmazsa enflasyonun hızının kesildiğini görebilirsek, yani hızının kesildiğini derken Şubat'ta yine aylık yüksek bir enflasyon. 10-13 artmadı da işte 7 arttı işte 6-7 dersek, arttı 5 arttı vesaire falan. Sonra Mart'ta belki biraz daha falan düşüş dersek. Falan. Bu tabii dediğim gibi bu hizmet fiyatlarının ne kadar, ama enflasyon çok yüksek seviyelere ulaşacağı net, görüyoruz onu. Yani de onu uzun bir süre %50'lerin %45'lerin altına çok kalacak. Düşmeyecek. Bu ivmelenme düşse bile yılın ikinci yarısına kadar, sonra tabii kur tarafındaki bu istikrar bozulur mu bozulmaz mı ona bakmak lazım. Ama yani yılın ikinci yarısına kadar enflasyon %50'ler düzeyinde kalmaya devam edecek. Tek, yani burada beklentimiz ivmelenmemesi. Yani o 50'den tırmanması. Yavaş yavaş en azından bu aylık artışların yavaş yavaş düşmeye başlaması. Yani başlaması.